sadece futbolun konuşulduğu program. Sakaryaspor ve temsilcileri geride bıraktığımız hafta neler yaptı? Değerlendirmeler, yorumlar, kritikler. Sadece futbolun konuşulduğu program Spor 264. Evet sevgili TV 264 izleyenleri, Spor 264 programıyla sizlerle birlikteyiz. Mesut Çay'la birlikte maç sonrası değerlendirmelerimizi yapacağız. Sakaryaspor evinde konuk ettiği Çakırüze karşısında 1-0 öne geçtiği mücadelede birbirlik eşitlikle sahadan ayrıldı ve bu sezon ilk bir puanını almış oldu, ilk beraberliğini almış oldu Mesut Çay'la birlikte. Biz de bu maçın değerlendirmesini yapacağız. Evet, hoş geldin Mesut. Nasılsın, iyi misin? Daha iyi olabilirdik tabii eğer üstünümüzü koruyabilseydik ama maalesef yine üzücü bir puan kaybı. Kazanmaya yakın olduğumuz maçtı. Kazansa çok güzel olacak tabii ama maalesef yine talihsiz bir skorla. En azından yenilmedik diyoruz 3 haftanın arkasından. Bu sezonda aynı zamanda ilk beraberliğimiz oldu. Şu ana kadar ya yeniyorduk ya yeniliyorduk. İlk bir puanımız. Artık bir puanla teselli olacağız diye. Ya şimdi aslında maçı 3 ana bölüme ayırabiliriz. İlk yarı, ikinci yarı ve 90. dakikadan başlayan ve tartışmaların yaşandığı ve hatta yönetim istifa çağrılarının yapıldığı bir son bölüm. Aslında oradaki bölüm biraz ayırmak lazım. Yedek kulübesinin, sen de oradaydın. Yedek kulübesinin arkasındaki aslında o diyaloglar o çağrıyı da getirdi diye tahmin ediyorum. Aslında sıcağı sıcağına senden de o değerlendirmeyi alsam Mesut. Ya o da neler yaşandı? Bize anlatır mısın? Serkan'ın oyuna çıktığı ilk dakikaları biliyorsun. Oyuna çıkarken bir ıslama orada Serkan'a bir tepki vardı. Daha doğrusu taraftarın bir yuvalaması. Maçın sonunda da orada yedek kulübesinin hemen arkasındaki bir bölümde taraftarlar var biliyorsun. Hocaya bir serzeniş buldu. Eğer bilmiyorum, biz maç bittikten sonra yaklaştığımız için son bölümde orada futbolcular Serkan'ın yanılmıyorsam yine hocanın aynı şekilde taraftara biraz argo konuştuğu, orada sert bir tepki gösterdiğini iddia eden taraftarlar vardı. Tabii taraftar da buna tepki gösterdi. Tabii orada maalesef bazı yöneticiler de olaya dahil olmak zorunda kaldı diyelim. Aslında keşke hiç olmasaydı ama orada biraz gereksiz bir diyalog oldu. Yani Serkan Hoca'nın da aynı şekilde ya da futbolcuların hatta bazı oradaki yöneticilerin yine bu tepkiye çok fazla kulak asmayıp açıkçası içeri girselerdi belki olay bu kadar büyümeyecekti. Ama biraz karşılıklı diyalog, tabii oyunun gerginliği, özellikle tribünlerin beraberlikten sonra ikinci yarıdaki Sakaryaspor'un tatmin etmeyen oyunundan sonra zaten bir tepkisi vardı. Orada hocamız Serkan Özbaltan'ın yine yanılmıyorsam Serkan Olabaşoğlu'nun herhalde bir tribüne tepkisi olmuş. Yöneticilerden bir iki tanesinin yine orada taraftarla bir diyaloğu oldu. Yani orada biraz açıkçası olayın anlık diyebiliriz aslında ona hiç. Hoş bir görüntü olmadı tabii ama maalesef biraz maçın sonunda beraberliğe üzülürken, kaçırdığımız galibiyeti üzülürken üstüne bu olaylar biraz tuzu biberi oldu açıkçası. Hiç hoş değildi. Gerçekten hoş değildi. Ya şimdi şöyle başlayalım Mesut. Maçla devam edelim. Şimdi Spor 264 programımızı da bugün evet, burada yapalım dedik. Hani evet, sıcağı sıcağına pazartesi gününe denk gelmesiyle alakalı. Sakaryaspor nasıl başladı? Sana bunu soracağım. Kendi gözlemimi de iletmek istiyorum izin olursa. Yani aslında taraftarın istediği bir baskıyla başladık. Önde basan, alan bırakmayan, rakibi çok fazla çıkartmaya müsaade etmeyen bir Sakaryaspor vardı. Aslında bu noktada taraftarlar memnundu ilk 45 dakika özelinde. 45 dakika özelinde. Zaten ben maç başladığında açıkçası beklediğimden çok daha iyi bir Sakaryaspor vardı. Yani hakikaten oyuna o bizim maçtan önce benim bir paylaşımda olmuştu yani Sakaryaspor'la ilgili. Ben daha çok skoru kenara koyarak Sakaryaspor'dan bu kötü gidişata bir reaksiyon göstermesini beklediğimi ifade etmiştim. Yani en azından mücadele anlamında ki onu gördük. Özellikle ilk 10-15 dakika belki skoru da bulabilirdik. Yani burada bugün Kasongo'nun yokluğu da aslında bizi çok etkiledi. Eğer belki Kasongo olsaydı ya da daha etkili bir forvetimiz olsaydı belki golü bile bulabilirdik ilk 15-20 dakikalık bölümde. Yani ilk 45 dakikanın geneli hakikaten Sakaryaspor'un özellikle son 3-4 maça kıyasladığımızda Sakaryaspor'un en iyi olduğu maçlardan birisi olduğunu söyleyebiliriz. Burada biraz forvetimizin olmaması ya da son vuruşlarda açıkçası tam becerikli olamamamız biraz skoru bulamamamız da etki etti. Ve özellikle ilk yanılmıyorsam bir dakika uzatma vermişti. O dakikada taraftarın çok büyük etkisi oldu hakikaten. Yani orada futbolcuların pres yapması yönünde o tribünlerin bir nevi gazıyla diyelim tabiri caizse. Orada hiç belki olmayacak bir dakikada penaltı kazandık. Çok da güzel bir dakikada aslında penaltı kazandık. Yani belki penaltı pozisyonundan önce yarım saatte net iki tane gol kaçırdık diyebiliriz. Yani orada daha önce skoru da bulabilirdik. Ama çok güzel bir dakikada biraz taraftarın etkisi, biraz son dakikadaki o etkili presle hiç dediğim gibi pozisyon olmayan bir yerde belki de penaltı kazandık. Ve çok güzel bir dakikada güzel bir golle zaten gol oldu, devre bitti.
ilk 5 dakika hakikaten hepimizi memnun ettiğini söyleyebiliriz aslında. Yani burada evet. Tribündeki taraftarında eminim televizyonda izleyen birçok taraftarda ilk 5 dakikalık bölümde mutlaka memnun kalmıştır. Şimdi notlarıma da bakıyorum Mesut. Mesela ilk 45 dakikada Hurşit Serkan'la yakaladığımız evet. bir pozisyon var. Sonra Adel Jonas'ın bir pozisyonu var, etkiliydi. Yani ama ikinci yarıya işte Sakaryaspor taraftarının aslında tahammülsüzlüğü de burada başlıyor. Evet, biraz orada başlıyor. Ya ikinci yarıda aslında biz biraz daha böyle bilmiyorum skorun verdiği herhalde yine bizdeki o hastalık biliyorsun. Uzun zamandır da 3 haftadır kaybeden bir Sakaryaspor peşine ilk yarıda bir şekilde önde bitirmişiz. İkinci yarıda biraz nasıl diyeyim yani orada çekingen başladık aslında. Yani tabiri caizse golün geleceği çok kendini belli etmeye başladı. Çünkü Rize'nin sürekli yüklendiği dakikalarda veya topla sürekli oynadığı dakikalarda biz ceza sahasında topu bile çıkarmakta zorlandık. Bir 60. dakikaya kadar olan bölümde. Ve tabii golde, o da bu kadar geride beklemek, bu kadar oyunu geride kabullenip üstüne bir de aldığımız topları değerlendirmedik. Yani ikinci pas, üçüncü pasta belki çıkış yapabilsek en azından topla biraz daha oyunu soğutabilecek, top oynayıp oyunu soğutsak belki Rize'ye pozisyonu da vermeyecektik. Ama o dakikalarda senin dediğin gibi tam da golün geliyorum dediği dakikalarda çok talihsiz. Yani biz diğer kale aksesinde olduğumuz için net göremedim. Penaltı net mi değil mi? Şimdi bilmiyorum penaltı ama neyse. Öyle diyorlar. Herkes öyle diyor. Yani yayıncı kuruluşun, şöyle açıklayayım ben de. Hem söylediğinde tamamlamış evet. oluruz. Yayıncı kuruluşun sonrasında görüntüsünü izledim maç esnasında. Evet, orada bir el açık, penaltı pozisyonu. Kırmızı kart çok ağır. Kırmızı kart ağırmış, evet. Çünkü biraz doğal bir pozisyonda. Zaten VAR'dan da kırmızının dönmesi doğru biz bir karar. Biz zaten ilk kırmızı çıktığında dedim herhalde, hani kaleci gibi içeri çıkan topu dedim uçtu galiba. Çünkü çok diğer kale aksesi olduğumuz için biraz ters kaldık önümüzde kalabalık olduğundan dolayı. Tek teselimiz zaten kırmızının iptal oldu. Ama dediğim gibi yani bu kadar geride beklemek, bu kadar fazla top kaybı, ileriye çıkamayan bir Sakaryaspor. Aslında maçı da biz oraya getirdik. Maçı biz oraya getirdik. İkinci yarıda belki de taraftarın bu kadar tepki göstermesinin en önemli sebeplerinden biri de buydu aslında. Golden önce kaçırdığımız bir pozisyon vardı yine. Orada belki golü bulabilseydik. Daha doğrusu golden hemen sonra Ozan'ın sanırım ilk girdiğimiz pozisyon. Bazen başlattı. Ozan'ın vurdu. Yine vurdu. Yani biz kendi kendimiz aslında maçı biraz doğal getirdik. Rize'yi oyuna ortak ettik. Yani Sakaryaspor'da bu kadar geride beklemeyip biraz daha ilk yarıdaki baskılı oyununu, ilk yarıdaki hücumu düşünen oyunu oynasaydı belki Rize'ye bu kadar fazla cesaret de vermeyecektik. Ama bu kadar fazla geride beklemenin bir şekilde ya top birine çarpacaktı, ya penaltı olacaktı, ya bir şey olacaktı. Maalesef korktuğumuz da başımıza geldi aslında. Penaltı pozisyonda da mesela Nalepa'nın oyununu övüyoruz programlarımızda ama maalesef, çok gereksiz ama bir faaldi. Çok gereksiz faaldi. Yani Nalepa'nın rakip geri dönmüş. Evet. Ya zaten yerleşmişiz, alanı kapatmışız. Maalesef. Rakip geri dönmüş. Geriye doğru giderken formasını çekmesi. Hatta Hakan abiyle, Hakan Turan'la medyabar.com internet sitemizde genel müdür birlikte izliyorduk maçı. Çok gereksiz bir faul dedi yani. Nalepa'nın öyle bir sıkıntısı var maalesef. Yani daha önceki maçlarda biliyorsun burada hatta asist yaptığı, gol attırdığı maçlarda yedirdiği golleri de hatırlıyoruz. Yani Nalepa'nın öyle bir gereksiz müdahaleleri zaman zaman oluyor maç içerisinde ama bu sefer yine pahalıya patladı tabii. Ama dediğim gibi burada her şeyden önce özellikle taraftarın en çok takıldığı, bizim de en çok moralimizi bozan durum zaten o. Yani ikinci yarı bu kadar sonuçta öyle veya böyle 1-0 öndeyiz. Tabii ki rakibimiz kaliteli bir takım. Bu ligin iyi takımlarından, iyi kadrolarından birine sahip. Ama Sakaryaspor'un kendi evinde oynadığı bir maçta, özellikle 1-0 önde olduğu maçta bu kadar geride topu kabullenmemesi, maçı kabullenmemesi lazım. Çünkü dediğim gibi bu kadar çok geride beklerseniz bir şekilde ya penaltı olacak ya bireysel hata olacak ya bir şekilde duran toptan tehlike olacak. Ve bu neticesinde de hiç olmayacak bir dakikada maalesef gol yedik. Artık ondan sonraki süreçte zaten Sakaryaspor'un da bulduğu aslında pozisyonları var. Bakma yani birbirinden sonra maç böyle de bitmeyebilirdi. Verdiğimiz pozisyonların haricinde bizim de girdiğimiz pozisyonlar var. Ama burada hakikaten bugün bence özellikle ilk yarıda Kasongo olsaydı yani iş çok fazla değişir diye düşünüyorum. Yani burada Sakaryaspor'da işte. Bir kişi, iki kişinin eksikliği bile o kadar çok bariz kendini belli ediyor ki her an yani bugün belki oyunda olmuş olsaydı ilk yarıda iki farklı üstünlüğü bile yakalayabilecek bir pozisyonda olabilirdik. Ya da ikinci yarı bu kadar geride beklemeyip bu kadar belki pasif kalmazdık. Ama maalesef işte maç öncesi burada seninle konuştuk. Eldeki imkanlar belli, eksikler belli. Sakaryaspor'un sahaya çıkarabileceği kadro belli. Yapabileceğimizin aslında ilk 45 dakika en iyisini yaptık belki ama bir türlü o skoru elimizde tutamadık. Bir tek bu hafta tek farkı bu sefer ilk golü biz attık. Ama bu sefer skoru biz koruyamadık. Bunu da bir gün başarabilsek galibiyeti alabilirdik bugün ama dediğim gibi en azından burada tabii ki böyle maçlarda yayın öncesi dediğimiz gibi önemli olan tabii ki galibiyetti. Bizim kazanmaya biz Rize'den daha çok bize daha çok gerekiyordu ama bir şekilde en azından 3 maçlık mağlubiyetin arkasında son olan olayları bir kenara koyarsak o biraz can sıkan olaylar en son maçın sonunda oldu açıkçası. O olmasaydı bu bir puana biraz daha sevinebilirdik ama son yaşananlar inşallah takımda olumsuz anlamda bir psikolojik olarak özellikle olumsuz etki
etmez diye temenni edelim yani. Ya aslında o kısmı biraz programımızın sonuna doğru bırakmayı düşünüyorum da. Şimdi hatta yönetmen arkadaşım Turgut Odabaşoğlu'ndan da rica edeyim. Bir puan durumunu da ekranlara getirsin. Aslında evet kaybedilmiş bir iki puan var ama kazanılmış bir puan da çok puan önemli oldu. Kesinlikle böyle bir maçta özellikle. Bir nefes aldırdı. Ben açık konuşmak gerekirse bu maça 3, Bandırma maçına minimum 1 yazmıştım. 4 puan Sakaryaspor'a en azından bu 2 haftalık süreçte rahatlatır dedim. Bu 3 puan biraz daha bu puslu havayı dağıtır. Ben tam tersini yazıyordum o zaman. Ya ben 2 zorlu müsabakada 4 puanın iyi olabileceğini düşünüyorum. Rize maçını ama şu anda da 2 puanı kaçırdığımızı düşünüyorum. Kesinlikle. Yani Rize maçını kazanacağımızı Bandırma'dan en kötü ihtimalle... Şu anda ekranlara geldi. En kötü ihtimalle 1 puan belki olur diye tahmin ediyordum. Ama senin dediğin gibi ilk yarıdaki oyun, ikinci yarıda da hatta birbirinden sonra bile kaçan bir iki pozisyonu göz önüne aldığımızda yani 2 puan kaybettik de diyebiliriz aslında. Çok da yanlış bir tabir olmaz. Yani şimdi Sakaryaspor haftayı şu an ekranlarda da gördüğünüz gibi 10. sırada tamamladı. Evet. 16 puanı var. 19 puanlı Manisa FK ve Çaykur Rize var. Orada hem Göztepe maçı mesafeyle... Göztepe maçı eklenmiş mi Eren yoksa hemen bakalım. Çünkü Göztepe de öndeydi diye biliyorum ama Göztepe'nin 11 maç olduğu için orada dikkat edecek. Göztepe 2-1 Keçiören Gücü'nü evinde yenmiş. Evet. Yani bizim üstümüze çıkmış olabilir diye. Evet. Göztepe 10. sırada. Düzeltiyorum. Evet 17. Yani bir şey olabilir. O dikkatimi çekmiş. O maç bitmemişti. Şu an 11. sıradayız. Keçiören 2-1 yenmiş sanırım onlar da. Evet. Göztepe 17 puanlı 10. sırada. Bandırma Spor 18 puanlı üstümüzde. Manisa FK 19. Çaykur Rize 19. Aslında playoff hattının hala ucundayız. Ya çok bir fark yok. Ama aslında tartışılan nokta Sakaryaspor'un evet şu an Manisa Futbol Kulübü maçında ve Çaykur Rizespor maçında şunu gördük biz. 45 dakikayı 70'e 80'e yaydığımızda en azından ilk yarı kalan kendi 5 maçımızda, ligin kalan 6 maçında nefes alabileceğimiz bir karada, denizde karada yani görülür bir nokta öldük, var. Öldük bittik diyeceğimiz bir pozisyona değiliz. Hakikaten öyle. Ya çünkü mesela bu takımdan sezonun flash transferi kimdir ya da en etkili isim kimdir diye bir anket açsak ya da herhangi bir taraftar sorsak Kabongo Kasongo kesinlikle, şu an yok. Kesinlikle. Yani böyle önemli bir eksiklikte. Ya bu kadar kötü gidişatın, haftalarda süren kötü gidişatın ardından aslında Sakaryaspor'da bence yani Sakaryaspor taraftarının birçoğunun bile ben 45 dakikadaki oyunu beklediğini düşünmüyorum. Yani taraftar memnundu. Taraftar memnundu. Yok şey hani maç öncesi diyorum. İlk 45 dakika Sakaryaspor'un bu kadar etkili başlayacağını ya da o özlenen görüntüyü sergileyeceğini ben maça gelen insanların bile birçoğunun beklediğini düşünmüyorum. Yani beklentilerinin çok daha ötesinde bir oyun başlangıcı vardı. Ama dediğin gibi işte bunu ilk 45 dakikada değil veya bir yarım saatlik bölümlerde, 15 dakikalık bölümlerde oynamaktan ziyade biraz daha oyunun geleneğine yayabilirsek ve sonucu alacak artık son vuruşları yapmamız lazım. Eğer bunu başarabilirsek zaten galibiyetler de peşi sıra gelecek aslında. Ki bu maçta asıl en büyük etken dediğin gibi Kasonga gibi bir oyuncumuz olmuş olsaydı bugün ben Rizespor savunmasını çok fazla beğenmedim açıkçası yani. Orada biraz daha orayı rahatsız edebilecek. Onlarda da böyle bir bir sallantı vardı. Biraz daha onu rahatsız edebilecek. Mithat mesela sağ bek oynadı. Mithat bugün yani takımın en iyilerinden birisiydi bence. Ama dediğim gibi eğer bugün Kasongo ya da ileride oynayan oyuncularımızdan bir iki tanesi biraz daha etkili olabilse ben Rize savunmasını çok rahat geçebileceğini düşünüyorum. Ben bugün Çaykur Rizespor'dan beklentimin altında bir Rize vardı. Bilmiyorum ya biz çok gözümüzde büyüttük ya da çete bakıyorum, gözümüzde büyütmekten kastım. Canlı yayına. Gelen yorumlardan da söyleyeyim. Kusura bakmayın. Hani telefondan bakma durumum var. Gelen yorumlar şu şekilde. Mesela Hasan Ür yazmış. Sergi Odabaşoğlu'nu alkışlayan numaralı, küfürü yine numaralı etmiş gibi bir durumu var. Tebrikler takım, skor ne olursa olsun bir oyun vardı. Böyle mücadele çok güzel demiş Sinan Korkmaz. Sakaryaspor'un ciddi anlamda kalite ve yetenek sorunu var. İyi yayınlar demiş Murat Taylan. Sakaryaspor'umuz en güzel maçlarından birini oynadı diyen bir izleyenimiz var. Kalecimiz vasat, Ümit Kurt form düşüklüğü var. Ümit topa dokunmasa kaleci topu alıyor demiş. Ben orada Ümit'ten çok birazcık da Nalepa'ya başlanan Nalepa'ya yazarım. Evet. Hani bir hedef koyma anlamında değil de orada birazcık da aslında bir senkron problemi yaşadı. Ama yani, Ümit TV'de bir iki maçta bir sanki ufak bir sallantı var gibi. Onu da doğru söyleyebiliriz açıkçası. Ya savunma oyuncularımız genelde derken daha ama şu an mental anlamda zorlanıyor. Yok zaten şöyle ki maç bitti. Urşit kale arkasından formasını vermeye gidiyor, tepki. Evet maalesef. Serkan oyundan çıkarken ağladı. Tepki. Yani öyleymiş. Yani onu görmedim biz. Ben ağladığını gördüm. Yok direkt zaten duydum birkaç kişiden daha. Yani, öyleymiş. Şeye gitti. Yedek kulübesine ağladı. Sonrasında arkasındaki tepkiler devam edince diyalog yaşandı. Yine soyunma odasına kötü bir şekilde. Ya Serkan Hoca'nın maç toplantısını ya veremiyoruz. Şu, evet, an, şu an hem hazır olmaması gerekçesi hem de biliyorsunuz ki bir 75 dakika bekleme kuralı var. Evet, 75 dakika kuralı sebebiyle yetiştiremedik onu. Basın toplantısı hemen veremiyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Serkan Hoca şunu ifade etti.
Yani hedefe mi koyalım? Ahmet'i, Mehmet'i, işte Mesut'u, Erhan'ı hedefe koyup bizim 5 maçımız var. Yani bu doğru bir biz yöntem değil dedi. Elimizdeki imkanları hocanın da söylediği çok net. Bunu hepimiz farkındayız zaten dediği gibi. Zaten elimizde belli başlı bir kadro var. Burada sakatlıkları, kart cezaları bunların hepsini hesaba kattığımızda elimizde kalan oyuncu sayısı belli. Hocanın da bahsettiği gibi bunu daha sonra haberlerde de mutlaka okuyacaklardır. Belki izleyeceklerdir de. Orada dediği gibi oyuncuları kaybetmekten ziyade bu oyuncuları kazanmaya bizim çalışmamız gerekiyor. Çünkü sonuç itibariyle kalan 5 maçta atıyorum Serkan yerine ben oynamayacağım yani. Sen oynamayacaksın veya kalkıp şu an yarın transfer yapma şansımız var mı? Yok. Kalan 5-6 maçı da bu 52 kadroyla çıkacağımıza göre bu oyuncuları nasıl diyeyim yani daha çok yıpratmaktansa, bunları daha fazla takımdan uzaklaştırmaktansa tabii hocamız da söylediği gibi bunları daha fazla kazanma yönünde gitmeliyiz. Ama dediğim gibi maç sonunda biraz anlık bir tepki. Ben o insanların da çok art niyetli olduğunu düşünmüyorum ama hoş şeyler olma tabii yani. Bu psikolojik olarak takım etkileyecektir. Çünkü burada zaten kısıtlı bir kadro ile mücadele ediyorsunuz. Bu oyuncuların eğer mental olarak da düşüşüne sebep olursak biz burada buradan zararlı çıkan Sakaryaspor olur. Kimse zararlı çıkmaz yani. Şimdi kimse yine kusura bakmasın. Evet, gerçekleri konuşalım. Programlarımızda tabii da zaten belirtiyoruz. Evet, bazı noktalarda yönetimsel hatalar da olabilir. Teknik heyet olarak hatalar da olabilir ama yine program öncesinde Semih Çiftçi ile konuştuğumuz noktaya geleceğim. Evet, aynı yine konu değilmiş. İşimize de olur herhalde. 90. Yani. Dakikaya kadar ve yani ben çok Altay maçından farklı bir şekilde görmüyorum burayı. Yani tepki gösterelim. Tepki hakkımız. Ama bunu dozunu ayarlamak lazım. Boş bir şey değil. Futbolcu eğer Sakaryaspor formasını giyiyorsa saygı duymak zorundayız. Net. Kötüyse net. Evet. Eleştirir herkesin hakkı. Olacak. Aynen yani, öyle. Atıyorum İspanya'da beyaz mendil sallıyorlar. Hani kesinlikle. Burası İspanya değil, Avrupa değil. Tamam. Eleştirelim. Tepkimizi gösterelim. Ama şimdi Serkan Odabaşoğlu'nun ben Çağlayan'ın formalar çok kötü olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu sezon. Evet. Ama geçen sezon bu oyuncularımızın kadrodaki mevcut isimlerle şampiyonluğun geldiğini hatırlatalım. Kesinlikle. Onlara da bir vefa borcumuz var. Tabii ki de onlar kimse babasının hayrına burada mutlaka, şampiyonluk yaşamadı. Mutlaka. Haklarını aldılar. Kötü olduğu yerde ama, kötü olduklarını söyleyeceğiz tabii. Eleştirileceği yerde eleştirecekler. Spor taraftarı bu kadar da futbolu bilmeyen bir taraftar değil. Net. Tepkiler zaten oyunsal anlamda tepkiler var. Bunları anlayışla karşılayabiliyoruz. Mesela biz burada İkinci yarı taraftarın homurdanmasını mantıksız bulmuyoruz ya da yersiz bulmuyoruz. Evet. Haklılar. İkinci yarı gözü hoş gelmeyen, özellikle ilk yarın çok uzandı bir futbol vardı. Çok. Ama çok. Diğer, noktada, şimdi Hurşit bir şekilde bir şeyler katmaya çalışıyor. Mücadele var, bir istek var. Serkan Odabaşoğlu konusunda geçen sezondan itibaren sürekli bir yani siyahla beyaz gibi bir ayrım var. Ya çok beğeniliyor bir taraftar takıntı, grubu. Takıntı haline geldi. Takıntı haline geldi, o net. Mesela sende ne vardı o takıntı? benimki takıntıdan ziyade ya eleştireceğiyle tabii ki dediğim gibi hepimiz eleştireceğiz ayrı konu ama Serkan konusunda ya iyi oynadığı maçta bile oyundan çıktığı zaman atıyorum ya bu maçta 100 kişi mi protesto etti? İyi oynadığı maçta illa yine 5 kişi de olsa 10 kişi de olsa yine çıkıyor. Yani burada biz bazı taraftarın herhalde o artık psikolojik midir bilmiyorum yani. Bir şey taktık mı biz kafayı? Bu antrenör için de geçerli. Yani bugün burada atıyorum 5 maç kazansam belki Serkan Özbalta'yı beğenmeyen ya da onu yeterli bulmayan taraftarlar ileriki çıkacaktır. Onların eleştirisini önlemek çok çok zor. Yani bir oradaki aslında dediğim gibi kilit nokta takıntı. Yani burada artık Serkan Odabaşoğlu olayı nasıl çözülür ya da nasıl giderilir bilmiyorum ama yani ben Serkan'ın bundan sonraki maçlarda iyi oynasa bile illaki özellikle bugünkü muhabbetlerden sonra bir tepki alacağını düşünüyorum. Yani burada artık iş bence kontrolden çıktı Erhan. Yani bu çünkü senin dediğin gibi Altay maçında olduğu, bu maçta olduğu, daha önceki maçlarda belki bu derece olmadı ama bazı topçular olsun Serkan üzerinde özellikle. Artık bir şeye geldi yani bu kontrolden çıktı bence yani. Burada bilmiyorum nasıl önüne geçirir, nasıl bu düzelir ama bu saatten sonra o ipler baya baya koptu gibi görünüyor. Özellikle bugünkü yaşananlardan sonra nasıl olur? Nasıl bir süreç yaşanır? Devre arası bitene kadar ki süreç özellikle bilmiyorum ama yani hoş değil, hakikaten hoş değil. Yani çok önemli 5 maçımız var Mesut. 5 maçımız var hani çünkü bu adam var. Az önce dediğim gibi yani şimdi Ekasongo yok. Bu önümüzdeki hafta belki Çağlayan sakat, belki oynayamayacak. Yine aynı şekilde burada zaten biz kadronun yetersizliğinden bahsediyoruz. Kravesi, Milosevic gibi adamları kullanamadığımızdan konuşuyoruz. Buradan demleniyoruz. Elimizdeki oyuncuları da bu şekilde kaybettiğimiz ya da onların psikolojik olarak geriye attığımızda biz kimle çıkacağız oynayacağız veya bir şekilde sonuçta bu takımı götürecek olan isimler belli. Bu saatten sonra dediğim gibi hadi yarın transfer açık olur. Dersin ki biz yarın bu adamı aldık bu Serkan'ın yerine veya işte atıyorum Ümit'in yerine tam alalım. Öyle bir şansımız var mı? O da yok. Kaldı 5 maç. Hadi devre arasına kadar bir şekilde hatta belki bilmiyorum şu anki durumu öyle bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum ama devre arası transfer açılmadığını varsayalım.
Transfer yapamayacağım belki. Sezon sonuna kadar ne yapacaksın? Yine bu isimlerle devam edeceksin. Yani bizim bir yerden sonra artık eldeki oyunculara sahip çıkmamız gerekiyor. Bu takıma sahip çıkmamız gerekiyor. Taraftar desteğinden de bahsettik biliyorsun maç öncesinde. Yeterli bilginin en azından beklenenden az olduğunu söylemiştik. Burada taraftarın da artık bir yerden sonra tabii ki sahip çıkıyorlar. Hiçbir şekilde ondan bir şüphe yok. Ama bu desteğin çok daha fazlasını hak eden bir takımımız var. Buna da mecburuz yani. Sakaryaspor'un bugün baktığın zaman maddi anlamda özellikle arkasındaki en büyük gücü taraftarı. Şimdi arkadaşlarım uyarıyor, sevgili yönetmenim. Sanırım Bülent Korkmaz'ın basın toplantısı hazırlanmış. Şu an tamam. Verebiliyormuşuz. Bir Bülent Hoca neler söylemiş maç sonu. Sonrasında bir kez daha buradayız. Açıyorum hocam müsaadenizle. Hazır mı kameralar? Açık. Tamam. İyi akşamlar. Maçla ilgili söyleyeceğim. Bu maçta da aynı şeyleri yaşadık. Diğer maçlarda, kazanamadığımız maçlarda gibi. Bireysel hataların önüne geçemiyoruz maalesef. Yediğimiz gollerde. Ve kazanamadığımız maçlarda da son duruşu özellikle bu kadar blokta daralan bir takıma karşı pozisyon bulmamıza rağmen o son vuruşu yapamadık. Son vuruşu yapamadığımız maçlarda maalesef kazanamıyoruz. Ne zaman yaptığımız zaman o zaman kazanıyoruz. Bizim iki tane sıkıntımız var sezon başından beri. Bireysel hatalar ve o son vuruşu yapamamamız. Yaptığımız zaman da maç kazanıyoruz zaten. Çünkü nihayetinde takımların hemen hemen hepsi bize topla oynamamıza müsaade ediyor. Artı topun arkasında oluyorlar ve daralıyorlar. Çok bölgesel o daralmayı iyi yapıyorlar. Ama ona rağmen onu çözüyoruz. Maalesef son vuruşlarda sıkıntımız var. İnşallah bundan sonra onlar da olmaz. Soru falan var mı? Teşekkürler, iyi akşamlar. Açıklamaları bu şekildeydi. Ya o da bir noktada istediğini alamayan bir taraftı. Sen de basın toplantısında vardın. Böyle hocamızın bir söylediklerini kısaca bir kez daha değerlendirmek gerekirse neler söyleyeceksin? Bülent Hoca'nın diyorsun değil mi? Aynen. Ya Bülent Hoca daha çok aslında... Hocamız da hazırlanıyormuş. Tamam. Bu sırada o bilgiyi de verelim. Olur. Birazdan da Serkan Özbalta'nın konuşmasını ekranlara getireceğiz. Bülent Hoca daha çok kendi takımının özellikle bireysel anlamda yaptığı hatalardan ve özellikle son haftalarda çözmeye çalıştığı sorundan bahsetti. Yani biraz daha o kendi hocanın açıkçası bitiricilik konusundaki eksikliğinden ve bizim biliyorsunuz 3-4 haftadır özellikle kendi takımımız adına üzerine durduğumuz şu bireysel hatalar, yaptığımız bireysel hatalardan dolayı kaybettiğimiz puanlardan yakınıyorduk. Aslında benzer sorunlardan Bülent Hoca yakınıyor. Ama zaten çok fazla detaya çok girmedi. Özellikle bu konu üzerine durdu. Ki o da buraya 3 puan mı hedefiyle gelmiştik. Sakaryaspor'un son haftalardaki form düştüğünden de faydalanarak aslında buradan 3 puanla ayrılma niyetiyle geldikleri çok net. Ama dediğin gibi o maçın sonunda burada tatmin olmayan isimlerden birisi de Çaykur Rizespor hocası Bülent Hoca oldu. Bu çok net. Onun da kendi takımdaki bireysel hatalardan ve oyuncularının maalesef bazı bireysel son vuruş konusundaki yeteneksizliklerinden, daha doğrusu bu maçtaki belki tabiri caizse beceriksiz kalmalarından yakınıyor. Eğer bunları yapabilseydik skoru alabileceğini düşünüyordu kendisi. Ama o da özellikle ikinci yarıdaki oyundan biraz daha memnun. Yani bizim tersimiz aslında. Yani ilk yarıda yapamadığını onlar ikinci yarı biraz daha fazla yaptı. Biz de tam tersini ilk yarı yaptığımızı ikinci yarıya taşıyamadığımız için iki takımın da birer devirlik oyunu aslında beraberliğe getirmiş oldu bir yerden sonra. Şimdi bir izleyenimiz yazmış mesela, sevgili Erhan, Ozan o golü atsaydı aynı yorumu yapmazdım. Keşke orta yapsaydı, santrfor bomboştu demiş. Ozan'ı o çevirmediği içeride. Vurmaya da biraz ağır kaldı. Ağır kaldı. Ya orada bir tane Banza'nın pozisyonunda var. Yani Banza orada ya vuracaksın ya hiç girmeyecekti o topu. Hakan'ın kaçırdığı pozisyon yine. Ya çok hakikaten yani Kasongo'nun olmadığı bir maçta bu kadar pozisyon bulup da bunları değerlendirmek. Biz Kasongo'yu bu kadar pozisyona sokamadık mesela. Hakikaten sokamadık yani. Kasongo'yu bu kadar pozisyona... Rize maçlarında çok net 7-8 pozisyona girmişizdir. Bir de Manisa maçında da yani özellikle belli ana kadar ev sahibinden daha fazla pozisyonumuz vardı. Hem de net pozisyonumuz var. Bugün kez aynı şekilde. Kasongo varken bu pozisyonları bulsak belki Kasongo'nun da gol sayısı daha fazla olacaktı ama işte Kasongo yokken de bu pozisyonları buluyorsan atacaksın abi. Yani Rize gibi bir rakibe karşı oynuyorsun özellikle. 1-0 veya 1-1'den sonra rakip takım belki tam oyuna hakimiyeti ele alacağı dakikalarda biz o gollerden birini yapmış olsaydı bugün
burada çok daha farklı bir maçı, daha değişik bir skoru konuşuyor olabilirdik. Peki Banza söyle, Banza dedin. Banza'nın bu maçtaki, ben diğer maçlar gibi olduğunu düşünmüyorum. Daha istekli, daha istekli. 3 pozisyonda böyle emeği var. Emeği var, emeği var ama işte biraz daha şurada yani nereye koşu yapacağını bazen karıştırıyor. Ya da Banza'nın hakikaten son vuruş konusunda müdahale anlamında çok büyük sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Aslında baktığımda hızlı koşan bir oyuncu, en çok o özelliğini görüyoruz belki baktığımızda Banza'nın. Ama teknik anlamda belki şu anda tam yeterli olduğunu zaten söyleyemeyiz ama ya bugünkü pozisyon daha önceki maçlara göre belki daha fazla pozisyon içerisinde göründü. Ama bize etki edecek bir hareketi lazım artık Banza'nın. Yani bugün kaçıncı maç oldu bilmiyorum Banza'nın şans buldu ama kupa maça dahil olmak üzere. Artık o bulduğu şansları değerlendirecek seviyeye gelmesi lazım. Yoksa pek yani hareketli olup olmaması çok bir şey ifade etmeyecek bu dakikadan sonra. Bize biraz daha skor anlamında katkı sağlaması lazım. Yani mücadelesinde bir artış var ama oyuna bir etkisi yok yine. Başkanımız bu sırada... evet başkanım. Evet başkanım, buyurun. Şöyle bir... Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç. Aramıza mı alınmış? Aynen, aramıza tamam. Alalım yine. Hoş geldiniz başkanım. Ses geliyor mu arkadaşlar? Tamamdır. Öncelikle hoş geldiniz başkanım. Bir puan evimizde ama daha çok zannediyorum ki tepkileri konuşacağız. Aslında maç öncesinde Semih Çiftçi ile o numaralıdaki durumu konuşmuştuk ama yine can sıktı galiba. Neler söyleyeceksiniz? Ya bir puan sevinemedik, üzüldük, kazanmak istiyorduk. Kötü bir süreç var. Bir şekilde toparlamaya çalışıyoruz. Devre arasında kendimizi atmak istiyoruz. Sakatlarımız çok. Kötü oyun oynamadık. İyiydik bence. Yani ilk 10-15 dakika yakaladığımız fırsatları gole çevirseydik çok farklı bir yere giderdi. Ama olsun, bir puan iyidir. Bu ligde görüyorsunuz şu an acayip bir kaos ortamı var gibi gözüküyor ama herhalde ikinci aramızda 8 puan var, 7 puan var. Fatih'le onu da konuştuk az önce başkanım. Çok bir fark yok aslında. Bak yani bir yerde bir şey çok kaybedilmiş iyi. Bir şey yok. Bu ligin gerçekleri bu. Bugün Göztepe Keçiören'i yeniyor, dün evet. Altay yeniyor. Bu köprünün alttan daha çok sular akacak. Bizim şanssızlıklarımız oldu. Sezon başından beri orta sahadaki en önemli oyuncumuz Oğuz Kocabalı kaybettik. Oradaki düzenimiz bozuldu. Toparlamaya çalışıyoruz. Milosevic'i aldık. Süper Lig'de yaklaşık 100-120 tane evet. Süper Lig maçı olup Avrupa Kupası oynamış. Çok kaliteli bir oyuncu. Antalyaspor'un bize bir jesti karşılığında ikili ilişkilerimize dahil ettik kadroya. Ama şanssız bir şekilde antrenmanda sakatlandı. Arka derisinden ciddi bir sakatlığı da yok. Ama çocuk iyi niyetli, bir an önce dönmek istiyor, oynamak istiyor. Bu sefer de hazır olmadan Adana maçına ben birden çıkayım diye söyleyince tekrar sakatlık nüksetti. Bir 4 hafta daha attı. Milosevic yani bu hafta veya önümüzdeki hafta aramızda olacak. Kravers'le ilgili sakat mı? Kravers 6 ay oynamamıştı. Geçen seneki Konya'daki sözleşmesi 950 bin euroydu. Biz Kravers'i çok düşük rakamlara, hayal yani bunun 5'te 1'i bile değil, daha düşük rakamlara aldık, hayal edilmeyecek bir rakama. Dedik ki, Kasongo'muz var nasılsa. Hazırlanma süreci yaklaşık 6 hafta diye hesapladık. Ama o da yani bizim en büyük sıkıntımız aslında antrenman tesisimizin yetersiz olması. Sezon başı biz bunu da geçen sene yapamadık. Bu sene bütün hazırlıkları yaptık, malzemelerine kadar söyledik. Ama yetiştiremedik, eksikler oldu. Kampa gittik, geldik. Orada dedik ki eğer başlasaydık bir 20-25 gün dışarıda çalışmamız gerekiyordu. Orada o sorumluluğu almadık, hata yaptık. Dedik bir dahaki sene yaparız. Giremedik. Bizim antrenman zeminimiz çok sert. Bu adale sakatlıkların en büyük sebebi de geçen seneden beri oradan geliyor. Eski stat, eski tesis. Biraz makyaj yaptık ama olmuyor. Kravers'in de söylediği geldi. Hazır bir hale geldi. Samsun maçını hatırlıyorsunuz yani 15 dakika oynadı. Katkı da verdi evet. Bence. Çünkü yani Süper Lig oyuncusu, kalitesi belli. Ondan sonra tekrar bir sakatlığın yükseltti. Verim alamadık. Ama şimdi kötü durumda dediğimiz halde yaklaşık ikinci aramızda 7 veya 8 puan var ki bu ligde 3 galibiyet aldım. Her şey değişiyor ard arda. Daha bizim hiçbir serimiz yok. Roshi sezon başı en umutlu olduğumuz oyuncuydu. Hazırlık kampının yıldızıydı. Hepimiz dedik. Yani Bolu'dan alırken de aynı şeyi söylüyorlardı. Şanssız bir şekilde sakatlandı. Roshi döndü, Kasongo sakatlandı. Futbol şansı da yanımızda değil. Bu sene iyi başlayamadık. Bazı görüyorsunuz işte. Mesela bu sahada Adana Spor olsun, Göztepe olsun, Denizli Spor, Tuzla Spor. İlk geldikleri ilk şutlarında kalemize gol yedik biz. Olsun, sezon sonu bize futbol şansı lazım. Geçen sene de öyle başladık, öyle gidiyordu. İnşallah sezon sonu futbol şansı yanımıza gelir. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Sene başı da söylemiştik. Biz bu sene bu ligin tadını çıkarmak istiyoruz, keyfini almak istiyoruz.
Ona göre bir kadro yaptık. Direkt şampiyonluk hedefi olan bir kadro yapmadık. Bugünkü Rize'yi seyrediyorsunuz işte. Yani Alper Potuğ'undan o zinci olan ismini unuttum. Siyah Alper. Bolasay'ı. Bolasay'ı var, bir tane daha var. Mina mı ne? Yani yaklaşık benim bildiğim 150 milyonluk bir bütçesi var. Biz 40 milyonla buralarda şu an Rize'yle aramızda bir galibiyet var. 3 puan var. Yarısına yakında Süper Lig'de oynanan topçu. 2 puan var Rize'yle evet. aramızda. Yani bu kaos ortamını anlamıyorum. Yani şehirde öyle bir hava var ki. Ya da biz mi alışırdık yani? Son geldiğimiz geçen sene olsun, İsmail Ertekin zamanı, bir önceki sene hep alt liglerde bu işler kolay oluyor. Galibiyet serilerini çok kolay alabiliyorsun. Açık ara farklı şampiyonluk herhalde hocam. Baştan yani şimdi aynı beklenti ama bu lig öyle bir lig değil. Bu ligin öyle bir hikayesi yok. Görüyorsunuz işte. Evet. Yani Eyüp hariç, Eyüp'te 250 milyonluk bir kadroyla şu an önüne gözüküyor. Sonu ne olur bilmiyorum ama bu ligde herkes herkesi yenebilir. Ve herkes herkesi de yenebiliyor. Şöyle örnek vereyim. Geçen sene playoff finali oynayıp İstanbulspor'a kaybeden Bandırma'yla düşen Kocaeli arasındaki galibiyet sayısı farkı 2. Yani böyle bir ligde oynuyoruz. Taraftarlarımızın bunun farkına varması lazım. Yani şimdi bizim için en büyük deplasman kendi sahamız oldu. Oyuncular ileri gitmeye korkuyor, hata yapmaya korkuyor. Bu sefer özgüvenini kaybettiği zaman istediğiniz yıldız oyuncuyu alın. Önce kendine güvenmesi lazım ki sorumluluk alsın. Ama tepkiden korkan oyuncu nasıl sorumluluk alacak bu sahada, bu zeminde? Yani maç sonu yaşananlar bence yanlış. Bizim eksiklerimiz, bizim oyuncularımızın orada olmaması lazım, bizim yöneticilerimizin orada olmaması lazım, bizim hocamızın orada olmaması lazım. Taraftar maç sonu canı yanmış, hepimizin canı yandı, tepkisini verir. Biz madem profesyonel bir dünyada yaşıyorsak, profesyonelce herkes soyunma odasına gidecek, bu olay kapanacaktı. Olsun. Herkes belki çok sevgiden, çok canı yandığı için bu hataları yaptı. Kötü niyetli kimse yok. Önemli değil. Bir galibiyet, iki galibiyet aldığımız zaman bu statta, bu sahada her şey düzelir. Başkanım, sizi yakalamışken şunu da sormak istiyorum. Geçen sezon Ercüment Coşkun Dere ile başlayan, Tuncay Hoca'da da oldu diye hatırlıyorum. İlker Püren ve Serkan Özbaltı ile devam eden, bizim aslında iç saha maçlarımız deplasman olma yolunda ilerliyor. Burada aslında Sakaryaspor taraftar kimliğinin değiştiğini mi çıkartmamız lazım? Çünkü şöyle bir şey var. Hep bir algı vardır ya. Problem maratonda. Ama yok. Çocukların söylediği oyuncuların. Konuşan o. Sürekli ama biz numaralı tribünde tartışmaları, su şişelerini ya da farklı durumları, bugünkü yaşanan durumlarda, evet sizin de ifade ettiğiniz gibi belki futbolcunun, teknik heyetin, yöneticilerin de hatası var ama evet. Sistematik bir şekilde burada bir problem var. Siz de önüne geçmeye de çalıştınız. Orada bir önlem de almaya çalıştınız ama önlenemiyor. İşte bugün bu noktaya geldi. Ya onların da canı yanmıştır ama bundan sonra bundan daha kötüsü olmaz diye düşünüyorum. Bugün olan zirveydi orası ile ilgili. Şimdi maraton tribününde oyuncuların söylemi, bize maçta bir veya iki tepki geliyor ama numaralı. Şöyle örnek vereyim. Geçen sene Bayburt'ta oynuyoruz. İkinci yarının ilk maçı 5 puanla lideriz. Avrupa'da Ajax'la yarışıyoruz. 3 gol yedik. Yani bir en az gol yiyen yarışma evet. falan var. Yukarıdan takip ediyorum. Maç 0-0. Dakika 30 falan. Aşağıdan Ercüment Hoca'ya küfür ediyorlardı Serkan'a. Gene bak, lidersin, yıllar sonra 5 puan öndesin, şampiyonluğa gidiyorsun. Ama aynı yer, maalesef o yedek kulübü arkası dediğim. Ve edenlere bakıyorum yukarıdan. Yani 50 yaş üstü insanlar. Yani genç diyeceğimiz, gençliğin heyecanına verip diyeceğimiz insanlar da yok. Bu akşam da görüntülere baktım, gene tespit ettim. Gene aynı insanlar. 55-60 yaşında. Belki deşarj olmaya geliyorlar, para veriyoruz, küfür etme ama. Yani İyi günde bu takımın size ihtiyacı yok. Nisan'la Mayıs'ta gene 30 bin kişi burada olacak. Önemli olan kötü günün yanında taraftarın, bizim çocukların hissetmesi lazım. Bizim son senelerde eski stat taşındığından beri, yani ben yaklaşık rakam vermiyorum ama 40 senedir Sakarya maçlarına geliyorum, 50 yaşındayım. Gitmediğim deplasman yok. Biz eski statta çok maç aldık. Taraftar olarak 2-0'dan 3-0'dan evet. çok maçları çevirdik o baskıyla, o şeyle. Şimdi taraftar kültürü değişiyor, insan profili değişiyor, her 25 senede bir nesil değişiyor. Farklı bir profil geldi. Yani dediğim gibi bizim orası en büyük itici gücümüz olması gerekirken oyuncular acaba hata yapar mıyım endişesine düşmeye başladı. Bu bizim için handikap mı? Handikap. Ama profesyonel oyuncular, biz de bu işi yapıyorsak, bu işin içindeyiz. Düzelteceğiz, önümüze bakacağız.
Hocam, başkanım, o zaman şunu da sorsam. Devre arasına 5 maç gibi kendi açımızdan ama ligin bitmesine 6 maçımız var. Transfer çalışmaları çok merak ediyorum. Şu beyaz bak resmi geri ya. Neyse boş. Burada maraton. O abiyi gördüm orada. Her maç yukarıda Bayburt maçındaki abiler gene orada. 60 yaş. Bunlar da fotoğraf. Ya şöyle bir şey anlatayım. 2002 senesi Coşkun Hoca var. Coşkun Demirbakan. O zamanlarda Coşkun Hocam'la iyi görüşürüz. Kulaklarını çınlatıyoruz. Hiç unutmuyorum. Elazığ maçı sanırım. Gene playoff oynuyoruz ya da farklı bir maç da olabilir. Gene oradayız. Aynı maç sıkıntılı gidiyor. Coşkun Hocam en son ceketini çıkardı, arkaya fırlattı. Yeter diye tellere tırmandı. Yani 22 sene geçmiş ama demek ki numaralı kısmında değişen bir şey olmamış. Bu hep böyle geldi, böyle gidiyor. Biz işimize bakacağız. Biz sahanın içinde kalacağız. Futbol şansı yanımızda değil. Yani geçen hafta işte Manisa maçında hiç olmayacak iki tane gol yedik yani. Futbol tarihinde çok az gözüken iki gol yedik. Ondan önce Eyüp maçı 92'de kaybettik. Samsun maçı 95'te olmayacak bir gol yedik bireysel hatalardan. Böyle sürüyor. Ama dediğim gibi önemli olan nasıl Ekimoğlu maçında olmayacak bir top 94'te gitti 90'a takıldıysa inşallah sezon sonu futbol şansı yanımızda olur. Olacağına da inanıyorum. Başkanım, devre arasında transfer olacak mı? Çok merak ediliyor. Tabii birinci ağızdan, sizin ağzınızdan duymak için. Transfer çalışmaları başladı mı? Yani hocamızın verdiği raporla beraber eksik yönlerimizi zaten biliyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yapılacaktır, yapılıyordur illaki de. Devre şimdi devam eden oyuncu kadromuz var. Çünkü 6 maç var. 6 maçta çok şey değişebilir. Yani burası Türkiye. Şimdi çok kötü dediğimiz oyuncu son 5 maçta çok iyi bir performans gösterirse takımın yıldızı oluyor. Onun için kadro eksikliğimiz var. Bir an önce bizim Milosevic'in, Kravets'in, Kasonga'nın, Roşi'nin bir arada oynatmaya ihtiyacımız var. Diğer oyuncuların da özgüvenini kazanmaya ihtiyacımız var. Yoksa oyun olarak ben son 3-4 haftadan memnunum. Sadece skorlar alamadık, gerekli skorlar. Orada bir Kasonga'nın eksikliğini yaşadık. Özellikle Manisa maçında da aslında forvetsiz çıktığımız iki karşılaşmada da biraz önce Mesut'la onu konuşuyorduk. En çok pozisyona girdiğimiz maçlardan biri, ikisini geride bıraktık diyebiliriz aslında. İşte biz orada Kravets'in sakatlığının bu kadar uzun süreceğini tahmin etmedik. Tekrar sakatlanacağını tahmin etmedik. Milosevic dönse kanat özelliği var. Kanat 10 numara oynuyor. Daha önceki de Dilaver Güçlü gibi. Yani hücum zenginliğimiz artacak. Ama bir takımın yani en kreatif dediğimiz 3-4 kişi aynı anda sakat olunca da maalesef bu kadar oluyor. Ama çocukları tebrik ediyorum. Göstermiş oldukları, yapmış oldukları mücadeleden dolayı memnunum. Çok teşekkür ederim. Rize gibi bir takımla oynadık. Rize'nin de 13 maçta sadece bir tane yenilgisi var. Onlar da son 4-5, 6 maçtır falan yenilmiyordu. Yok, 13 maçta toplam yenilgi sayısı 1 ve şu an 2 puan üstümüzde. Evet. Yani kaosluk bir durum yok. Herkes sakin olsun. Sakaryaspor'a sahip çıksın, desteklesin. Yolun sonu güzel bitecek. Ben bunu hissediyorum. Sene sonu tekrar yine görüşürüz. Çok İnşallah. Teşekkürler başkanım. Rica ediyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar başkanım. Sağ olun. Evet, Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç bizlerle birlikteydi. O da maç sonrası sıcak açıklamalarda bulundu. Aslında birçok merak edilen konuya da değindiğini düşünüyorum. Başkan Cumhur Genç'i şu an ekranlara da geliyor ekibiyle birlikte. Aslında maç sonrası yönetim katında uzun bir toplantının ardından buraya geldi. Güzel de oldu. Gayet en azından sıcağız şana. Bizzat kulüp başkanımızın da ağzından taraftarımız önemli mesajları almıştır diye düşünüyorum. Evet, ben de yorumlara bakıyordum şu an. Aslında birçok noktada da merak edilenler cevaplandı. Transfer soruldu. Maç sonrası açıklamalar. Evet. Hani biz oraya doğru gideceğiz biraz. Serkan Hoca da birazdan hazır olacaktır. Arkadaşlarım hatta hazır da olmuş olabilir. Onu da söylerler kulağıma. Ama yine başkanın açıklamalarından yola çıkarsak bu futbol şansının yanında olmadığını, aslında bireysel olarak futbolcuları da kendi transferleri de eleştirdi. Bu eleştiriyi yapabildi. Tabii. Bu da önemli. İşin gelişim güzel, açısından. İşin güzel kısmı bu. Bir de yine son maçın sonundaki o yaşanan gerginlikle ilgili gerçekten burada samimi açıklamaları taraftarın da penceresinden bakıp yani burada bir empati yaparak açıkçası iki tarafında hatalar olabileceğini, iki tarafında bu konuda kötü niyetli olmadığını ama ortamın biraz daha oluşturduğu atmosferle yaşanabileceğini bizzat kendisinin de buradan ifade etmesi tabii işin ayrı güzel bir boyutu oldu. Ben burada bu aşamanın taraftarın nezdinde de önemli kabul göreceğini düşünüyorum. Çünkü başkanımız da burada açık açık söyledi en azından. Olabilir tabii ki taraftar buraya takımının kazanmasını ister herkes gibi hepimiz gibi. Kulüp başkanımız da keza aynı şekilde futbolcularımız, teknik heyetimiz. Ama burada biraz anlık bir gerginlik. Hoş bir görüntü değil tabii ki ama başkan da dediği gibi burada alınacak 1-2 galibiyet. Sakaryaspor'un bu özellikle bugünkü ilk 45 dakikadaki
oyundaki gibi mücadelesi artan o gösterdiği reaksiyon işleri biraz daha düzeltecektir. En azından ortamı biraz daha yumuşatacaktır. Tabii işin en çok merak edilen da yaptı. İşin en çok merak edilen kısmı da tabii dediğim gibi transfer süreci taraftan en çok beklediği. Başkanımız açık açık söylüyor zaten bazı bölgelerde eksikliklerinin olduğunu burada. Ama hakikaten biraz şanssız da var. Yani Kravets'in herhalde hiçbirimiz birçoğumuz Milosevic olsun, Kravets olsun bu isimlerin bu kadar uzun süren bir sakatlığı olacağını biz de düşünmüyorduk. Çünkü biz de programlarımızda biliyorsun Milosevic ilk geldiğinde aynı şekilde Kravets transferi tamamlandığında bunu memnuniyetle karşılamıştık ve bundan da bu iki isimden de çok büyük fayda göreceğimizi söylemiştik. Ama geride kalan bir 12-13 haftalık bir süreç var. Maalesef kafadan bir kere bu iki oyuncudan faydalanamıyorsunuz. Üst üste gelen yine Oğuz Kocabal gibi geçen seneki şampiyonlukta Sakaryaspor'un en önemli pay sahiplerinden birisi diyebileceğimiz bir isim. Çok erken 4. hafta mıydı? 3. veya 4. hafta. 2. hafta Tuzla maçı. Yani işte 3. hafta Tuzla maçı. 2 veya 3. hafta aynen. Çok daha ligin hemen başında Altınoğlu maçı dönüşü. Başında hemen Oğuz'u kaybettik. Yine son 2-3 maçtır belki bu ligin bile en iyi topçularından, en iyi golcülerinden diyebileceğimiz Kasongo'yu kaybettik. Biraz futbol şansı da hakikaten önemli. Yani Cumhurbaşkanı'nın da söylediği gibi bir yerden sonra mücadele, teknik, taktik, iyi bir kadro tabii ki bunlar önemli etken. Ama bir yerden sonra futbol şansı da bir takımda olacak. Çünkü geçtiğimiz sezon bazı maçlar şimdi başkanın örnek verdiği Trabzon maçı gibi belki 3-4 tane maç sayabiliriz. Hakikaten şansın da bizim yanımızda olduğu iyi mücadeleyle birlikte. Ama bu sene tam tersi bir süreci yaşıyoruz. Belki de son sezonlarda herhalde ilk defa bu kadar şanssızlıktan üst üste geldiği bir sezon oldu. Yani sakatlıklar, arka arkaya gelen kötü sonuçlar, futbol içerisinde bunlar tabii ki var. Bunları tolere etmek de yine Sakaryaspor'un elinde. Ama başkanımızın en azından bunları açık açık ifade etmesi, burada kendisinin bizzat anlatması, senin dediğin gibi gerçekten en azından gecenin olumlu yanı oldu. Aslında niyet okumadık? Direkt evet. Olarak evet. Taraftarın muhatabı kesinlikle. Kamera karşısında cevabını vermiş oldu. Kesinlikle. Bu sırada arkadaşlarım da uyarıyor. Mesut yine bir maç sonrası açıklamaya tamam. Gidelim. Olur. Çok da aktüel bir program oldu. Güzel oldu. Bence de güzel oldu. En azından bizim adımıza. Evet sevgili izleyenler, Serkan Özbalta'nın açıklamaları hazırmış. Uzun bir açıklama. Şimdiden belirtelim. Belli bir noktadan sonra kesmek durumunda kalacağız. Hani bir art niyet yok. Medyabar ve Spor 264'ten takip edip tamamını izleyebilirsiniz ama biz yayının timingi açısından ilerleyen dakikalarda keseceğiz ama bakalım ilk olarak ilk görüşler neler söylemiş Serkan Özbalta. Hocamız açıklamalarını izleyelim. Hocamız maç hakkında genel bir değerlendirme yapacak. Devamında sorularınızı alabiliriz. Birkaç mağlubiyetten sonra bugün önemliydi bizim için. Hem takım ivmelenmesi açısından hem de oyuncuların güveninin yerine gelmesi açısından önemli bir müsabakaydı. Karşıdaki takımın da kaliteli bir kadrosu, ayakları olduğunu biliyorduk. Hafta içi buna dönük çalıştık yine. Şimdi maçtan sonra bakıyorum ki çalıştığımız oranda da oyun aynen o şekilde gelişti. Bir de mutlu edici tarafı oyuncuların buna reaksiyon göstermesiydi. Bir tepki verdiler bugün. İnsan sahada oyuncularının mücadele ettiğini gördü mü o zaman mutlu oluyor. İşte taraftar da mücadeleyi gördüğü zaman ki maçı kazanamadığın için serzenişler de oluyor ama klasik genelde ülkemizde olan şeyler bunlar. Ama sonuçta mücadele eden herkes memnun. İnsanlar sahada her şeyini verirler, yaparlar ve bu iyi niyetli mücadeleyi gördükten sonra hayırlısı olsun diye bir cümle vardır bizim ülkemizde. Herkesin kullandığı, büyüklerimizin, ninelerimizin, babaannelerimizin, dedelerimizin kullandığı bir kelime. Bence bugün bu oldu. Her şeyi yaptılar. Mücadele gücü 4 tane, ki şu anda maçın tabii sıcaklığıyla yanlış hatırlamıyorsam 4 tane de net pozisyon var. Net olarak diyorum bunu. Tabii Rize'nin bir iki tane şutu yani anlamsızca uzağa doğru vurulan yani kalem bayağı uzağından giden birkaç tane şutu sağdan soldan gelen ortalara da iyi tepkiler verdiler. Ama o takımın da tabii avantajı şuydu. Bu elinizde olmayan bazı nedenler oluyor. Takımın şimdi hafta içi biz planlama yaptığımızda eşleştirmeler yapıyoruz. Adamların boyu çok uzun. Yani adam kenar oyuncusunun boyu 1.88, Bolasi'nin boyu. İşte Emirhan olsun, ondan sonra işte oyuna giren kanatsız kuş olsun. Yani herkesin boyu çok uzun. Orta sahadaki, ön libero'daki Koray'ın boyu bile 1.85-86. Bu onların artısıydı ki bir tane duran topta, şimdi eşleşme yapıyorsun işte orada boyu olanı biraz
Sanova eziyeti çektiriyor maalesef. Takım planlamasında, kadro mühendisliğinde çok çok önemli şeylerden bir tanesi de budur. Boy ortalamasına çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü iyi oynadığınız müsabakalarda da rakibin yapacak artık hiçbir şey kalmadığında, duran toplara döndüğünde işler, işte orada bir iki tane atılan uzun topa reaksiyon gösterip kalecimiz olsun, savunma bloğundaki oyuncularımız uzaklaştırdı mı, bu sefer rakip şunu diyor ki artık ben bu takıma gol atamayacağım çünkü havadan da vuruyor bu adamlar. O anlamda bir tane gol yedik ama maçın genel anlamında ben oyuncuların gösterdiği reaksiyondan çok gerçekten çok memnunum. Çünkü birkaç haftadır bu iş böyle, hangi ligde olursa olsun sizler de biliyorsunuz ki üst liglerde de güveni gidiyor. Yani takım eğer maç kazanamazsa güven kayboluyor. Aslında iyi yaptıkları şeyi yapamaz hale geliyor. Niye? Tedirgin oluyor. Yani buraya atarsam acaba kaptırır mıyım? İşte kalecide karşı karşıya doğru vuruş yapacak, soğukkanlı olacak. Ama işte o an başka şeyler düşünüyor. Acaba kaçırabilir miyim? Acaba arkadaşıma mı çıkarayım? Şunu mu yapayım derken bir dünya şey geçiyor anda, anlık biliyorsunuz. O anlamda iyi bir reaksiyon, iyi bir mücadele, net pozisyonlar var. Hepimizin istediği, tabii ki gönül ister maçı kazanmak bitirin. Çünkü pozisyonlar çok net yani. En son işte Hakan'la Banza'nın Hakan'a bıraksa gol olacağı pozisyon, işte Ozan'ın pozisyonu. Ama Ozan'ın pozisyonu belki de offside olabilir. Bana öyle geldi. Yani offside değil mi? Aa, o da %100 pozisyon o zaman. Bak, ben bana offside gibi geldi. Çünkü VAR'a gider dedim. Offside'den dönebilir. Yani o zaman gerçekten ciddi ciddi net pozisyonlar var. Diyorum ya, inşallah hani bir tane Sakaryaspor var. Herkes bu takımı desteklesin. Ne olur? Gerçekten desteklesin. Eleştiri, evet eleştiri olacaktır. Bunlara herkesin tahammülü vardır ama eğer uğultu şeklinde oyunculara oluyorsa bu olmuyor. Gerçekten çocukların şeyi zedeleniyor, güveni zedeleniyor. Ben bugün bunu da söyledim ya. Bunu yapabiliriz ya. Yani insanlar biraz daha aklı selim davranabilirler. Bugün taraftarlara şunu söyledim ben maçın bitiminde. Bu belki basın toplantısında söylenecek şeyler değil ama kalben bir şeyler söyleyeyim. Bir şeyleri değiştirelim ya. Yani şu ülkede değiştirelim. Biz burada çalışıyorsak da Sakarya'da değiştirelim. Oradaki insanlar sizlerin de kardeşleri olabilir. Yani aynı tepki sizin kardeşinize verildiğinde dönüp ne düşünürsünüz diye söyledim. Orada sen veryansın edersin. Ya kardeşime bu kadar tepki verilir mi? Orayı terk eder gidersin. Hani bir de karşıdaki insanların şeyi. Çünkü o formayı terletiyor. İyisiyle, kötüsüyle. Ben diyorum ya, buradaki niyet ne? Buradaki niyet eğer mücadele ediyorsa bu takım oyuncuları, o zaman bazen yapıp yapamadıkları şeyler için aşırı tepki. Yoksa onlar kadar, oyuncular kadar, bizler kadar, taraftar kadar kimse üzülebilir mi? Bu konuda biraz daha dikkatli olalım. Ne olur biz değiştirelim bazı şeyleri. Yani Sakarya'daki taraftarlarla beraber değiştirelim bu şeyleri. İnsanlara da o örnek olalım. Hani şimdi insanlar olabilir dinleyen veya bunu bu yarın kamuoyuna servis edildiğinde, ya hocam sen ne diyorsun, hani bizim ülkemizde neden değiştirilmesin ya? Bizim anneannelerimizde, bizim örf adetlerimizde bu yok ki. Biz ne hale geldik yani, sadece futbol ölsün, bitsin, yıkılsın, hata yapıyorsa o oyundan çıksın. Ne olur ya, Sakarya gerçekten çok güzel bir şehir. Yani bu kadar canlı insanlar, bu kadar sıcakkanlı insanlar. Sadece istediğim o olgunluğu karşıdaki insanlara da göstersinler. Ben bunu söyleyerek bitirmek istiyorum. Var mı sorusu olan? Erhan. Hocam öncelikle bir puan için tebrik ederiz. Önemli bir mücadeleydi, kaybetmemek de önemliydi. İlk yarıdaki 45 dakika hocam, taraftar memnun 45 dakikaydı ama aslında umudanmalar biraz ikinci yarıda o geriye çekilerek başlayan Sakaryaspor'dan dolayı çıktı. Birinci soracağım, bu ilk yarı ve ikinci yarı arasındaki farklılıkların sebebi neydi? İlk, mesela sorun olsa nasıl bir konuşma gerçekleşti? Diğer sorumu soracağım, maç sonrası biraz önce değindiniz ama orada taraftarlarla olan polemik, hani sizin bir konuşma diyaloğunuz var, Serkan'a olan tepki var, sonra yöneticilerin, sonra da büyük bir tepkiye ulaştı. O bir değerlendirmenizi rica ederim. Şöyle ikinciden başlayayım. Aslında polemik değil. Biraz önce anlatmak istediğim oydu. Yani normalde ben oradan dönüp soyunma odama gidebilirdim, değil mi? Yani ne olur, bu doğrusu budur belki. Belki bu anlamda aşama kaydedeceğim, edemeyeceğim bilemiyorum. Ama ne kadar samimi söylediğimi zaten ifademden, beden dilimden, yüz hatlarımdan belli olur. Ben orada polemik değil aslında. Yani evet şey gibi öyle gözüküyor. Ama anlatmak istediğim, zaten orada söylemek istediğim o. Hadi ben orada 10 kişiye dokunayım. Çünkü o ön safta 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi beni duyuyor. Yani
ben onlara bir dokunuş yapayım. Ya adam haklı ya hoca. Ya bu bizim oyuncumuz ya. Biz ne kazanırız? Yani şu anda lig devam ediyor değil mi? Devrenin bitmesine 5-6 tane müsabaka var. Son maç bay. Ne kazanabilirsin? Yani oyuncuyu eleştirmeyi demiyorum. Bunu hepimiz yapıyoruz. Ya ben evime gittiğimde ben şimdi açıp televizyonda atıyorum Real Madrid Liverpool maçını izlerken ben de o eleştiri yapacağım. Allah Allah diyeceğim. Ya önde basıyorlar ama keşke geri çekilmeseler. Bu çok doğal, güzelliği bu. Ama orada birilerine dokunalım diyorum. Yani diyorum ki bak ben sizden biriyim, sen benden birisin yani. Taraftar değilsin burada. Ben de bunun için hizmet ediyorum. O çocuklar da bunun için hizmet ediyor. Bazen kötü şeyler yapabilirler sahada. Daha doğrusu olumsuz şeyler yapabilirler. Ama üzerine gitmek, bir oyuncuyu kaybettik. Hadi cezalımız var bugün. Ümit cezalı. Menderes sakat. Dönüp dönmeyeceği belli değil. Bak dobra dobra konuşalım. Şimdi elimizde bir Donkor var. Donkor ishal haliyle oynuyordu. Şimdi Donkor, Ümit yok önümüzdeki Bandırma maçında. Menderes Altadelisi'ni Alanya maçında son dakikada yırttı. Bakacağız. Menderes de yok. Hadi inşallah olur. Yani beklentimiz bu yönde. Oradan Serkan'a hücum ettik. Oradan Cihan'a hücum ettik. Yani anlatmak istediğim bütünüyle yıkarız takımı. Karşında ben bu örneği verdim. Geçen yıl Manisa FK Kulübü 90 trilyon para harcadı. Son maç kümede kaldı. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ben orada o takımın amalı çıkaran takımım. Sezona da başlayan hoca benim yani. 90 trilyona yakın, belki 80-90, 100 trilyon para. Bu takım düşüyordu son maç arkadaşlar. Ben büyüğüm. Böyle olmaz. Onu yıkarsın, bunu yıkarsın. Zaten kötüydü Sakarya dersin. Biter gider, oyuncu da biter gider. Biraz daha bir şey değil ya. O bir tane top atıldığında yuh olmaz. Hocam 10 hafta sabrediyorduk. Şimdi diğer oyuncuyla oynadığımız zaman aynı tepki ona da verilecek. Yani buraya çok uzatmak istemiyorum. Samimi bir konuşmaydı orada. Anlamalarını istedim ve söylediğim cümle de buydu. Senin de sizlerin de kardeşiniz burada kalede veya orada oyuncu olabilir. Aynı tepkiyi verdiklerinde ne hissedersiniz ya? Tepki verenlerden nefret eder misiniz? Soruyorum sizlere, nefret edersiniz. Ne olur biraz daha itidalli. Diğeri de yani bu milli takımlarda da oluyor. Erhan kardeşim, yani bir milli takım maçını düşünün ki diyelim ki finale kalacak, yani gruplara kalacak değil mi? Maçı bitirmek için o stresin altından kalkabilmek veya ister istemez o kaleyi koruma psikolojisine girebilmesi gerekiyor. Şimdi burada da 3 maç hani kaybetmiş bir takım var. Taraftar istiyor ki kazanalım. Karşıda da öyle bir şey ki yani Rize ile oynuyorsun diyorum ya. Bir iki tane oyuncusunun ederi çok ciddi yani bizim rakamlarımıza baktığın zaman. Evet, Serkan Özbaltan'ın maç sonrası açıklamaları da bu şekilde oldu. Biraz daha konuştuğu kısım var ama bizler de biraz soğukta bekliyoruz. Evet. O yüzden burada devam edelim dedik. Yine hatırlatmakta fayda var. Spor 264 ve Medya Bar'dan hocanın açıklamanın tamamını izleyip yorum yapabilirsiniz. Evet, Mesut, hareketli bir gece oluyor. Aslında hareketli o galibiyetin ateşi bizi ısıtır dedik ama evet, bu olaylar da biraz bizi sıcak tutuyor. Alevlendirdi. Tabii hocamız da burada maç sonunda özellikle aslında en çok hepimizin burada üzerine durduk. Değindi. Özellikle konuşmasının en başında. Burada futbolcuların gösterdiği reaksiyondan, mücadelesinden, o isteğinden söz bahsetti. Yine aynı şekilde olaylarla ilgili başkanımızın da söylediği gibi, bizim de aynı şekilde ifade ettiğimiz gibi burada tepkinin doğal olduğunu ama burada biraz daha otokontrolün sağlanması gerektiği üzerinde aslında daha çok duruyor. Çünkü hocamızın da söylediği gibi biz de aynı şeyi ifade ettik burada sizinle birlikte. Yani burada bazı oyuncularımıza tabii ki tepki olacak veya takımın geneline belki eleştiri olacak. Ama bir yerden sonra bu eleştiriyi fazla abartmadan ya da fazla uzatmadan futbolcularımızı kaybetmekten ziyade kazanmak gerektiği üzerinde kendisi çok fazla durdu. Yine aynı şekilde bizim de söylediğimiz gibi hocamız da burada kalan haftalarda aynı takımla mücadele edeceğini ve yine bu şekilde bu oyunculara sahip çıkarak bizi onların bir yere getireceğini üzerine durdu. Ve onun haricinde tabii yine transfer süreci olsun, sakatlıklarla ilgili yine Kravets'le ilgili bir konu, değindiği bir konu vardı. Onda da Kravets'in hala tam anlamıyla hazır olmamasından kaynaklı biraz da oynatamadığını, ondan faydalanamadığından bahsetti. Yine Milosevic'in sakatlığı, diğer şanssızlıklar. Aslında o da birçok
bizim söylediğimizde paralel şeyler konulara değindi. Biraz da uzun da açıklamalar oldu tabii hocamızın ama o da için döktü tabiri caizse. Aslında Sakaryaspor'da hastalığın teşhisi belli. Belli. Tedavi için biraz zamana ihtiyaç zaman, var değil mi? Ama o zamanı sabredecek taraftarımız varmış işte. Ya da bizde o sabır var ama o sıkıntı biraz da. Yani dediğimiz gibi birçoğumuz aslında. Birazdan isteyeceğim arkadaşlar. Bunu hepimiz söylüyoruz belki Sakarya'nın futbol şehri olduğunu ya da futbolu çok iyi bilen bir taraftara sahip olduğunu. Dediğim gibi taraftarımızın da önemli kısmı basını yine aynı şekilde başkanımız olsun, yöneticiler olsun, hocamız olsun birçok şeyin farkındayız. Belki çözümü de biliyoruz aslında ama buna bir türlü sabır gösteremiyoruz. Burada belki sahada alınan skorların da etkisi vardır. Yani burada belki 2-3 maç, 3 maç, 4 maç kazanamamaktan ziyade şöyle bir 2 maçlı galibiyet serisi yakalamış olsaydık. Aslında bu sabır işini biraz daha rahat aşabilirdik Erhan ama... maalesef bu kadar üst üste gelen mağlubiyetlerin arkasından kazanabileceğimiz bir maçta ikinci yarı yine beklenenin uzağında kalan bir oyunla birlikte gelen beraberlik. Burada o sabrı maalesef gösteremedi taraftarımız yine. Aynı şekilde burada belki oluşan ortam, skorun getirdiği biraz da ligdeki puan durumunun oluştuğu ortam artık son haftalarda biliyorsun düşüşe geçen bir Sakaryaspor, düşme altına yaklaşan bir Sakaryaspor. Yani biraz son haftaların verdiği bir gerginlik vardı bence. Tabii bu kadar... gerginin üzerine özellikle ikinci yarıdaki o kötü oyundan sonra kaybedilen 2 puan, belki kazanacağımız 3 puan varken kaybetmiş olduğumuz 2 puan ortamı, ipleri tamamen kopardı. Maalesef burada o teşhis belli, çözüm de belli, aslında eldeki imkanlar da belli ya da yapılabilecek doğrular da belli ama burada hepimizin biraz sabretmesi gerekiyor. Başkanımızın da söylediği çok güzel bir kelime var aslında, sezon başında da söyledi hatta. Yani biz bu ligde biraz da tabii ki iyi yerlerde olmak istiyoruz, playoff hattını zorlamak istiyoruz. Belki şampiyonluk bile olsa neden olmasın ama en başta dikkat etmemiz gereken husus bence de bu ligin bir yerden sonra tadını çıkarmaya bakmak. Bu ligde 10 sezonda herhalde 10 ya da 11 sezon sonra çıktığımız bir ligde tabii ki ilk önceliğimiz ligde kalmak olacaktır ama biraz da keyif almaya bakmamız gerekiyor. Ama işte üst üste gelen kötü sonuçlar biraz 3-4 haftadır takımın o mücadeleden uzak görüntüsü aslında taraftarı ve şehri biraz gerdi açıkçası. Bunun verdiği bir birikimdi maç sonunda yaşananlar. Ama başkanımızın dediği gibi ki katılıyorum inşallah öyle olur. Bundan fazlası olmaz herhalde muhtemelen. Peki, son olsun diyelim. Başkanın şu söylemlerine katılıyor musun? Son iki maçtır aslında biz de evet. Konuşmuştuk ama biraz o noktayı açma için söylüyorum. İki maçtır mücadele eden ve oyundan memnunum. Mücadele eden bir takım var ve bu oyundan memnunum Altay, diyor. Altay maçı aslında belki takımın... Mayıs'ta futbol kulübü ve... Çaykur Rizespor maçı evet, için konuşuyorum. İşte Altay maçındaki o kötü oyunla birlikte gelen mağlubiyet ve üzerine taraftarın da şehrin de hatta tepkisi takımda biraz bir kıpırdanma yaratmış onu söyleyebiliriz aslında. Manisa maçında da bunu gördük. Tabii ki eksiklerimiz veya takımın dediğim gibi içinde bulunduğu durum psikolojik anlamda özellikle bazı şeyleri biraz öteliyor. Ama Altay maçından sonraki son iki maça baktığımızda hatta buna belki kupa maçını da dahil edebiliriz. Hakikaten bir görüntü hani o derizle bir kıpırdanma bir hareketlenme var. Zaten bu da en çok... hepimizin dikkati çektiği. Hocamız da dediğim gibi maç sonunda Rize maçıyla ilgili onun da en çok memnun kaldığı noktalardan birisi. Oyuncuların o gösterdiği reaksiyondu aslında. Ama bunu işte bir türlü burada hatta dedik ya Manisa maçı aynı şekilde bugünkü Çaykur Rize maçı. Yani son haftalarda bulmadığımız kadar pozisyon buluyoruz. Kasongon'un olmadığı maçta. Bulmadığımız kadar fazla üretiyoruz. Belki Manisa maçtaki bireysel hataları bir kenara koyarsak mücadele anlamında 3 maçtır kaybettiğimiz maçlar oranında çok daha iyi durumdayız. Ama yine sonuç alamıyoruz. Sıkıntımız aslında biraz da orada. Taraftarın da belki o sabrın taşmasının noktası da biraz o aslında. Yani tamam Altay maçı dahil olmak üzere 3-4 maçtır gelen bir kötü oyun ve kötü sonucun üzerine 2 haftadır belki taraftarı nasıl derler onu tatmin edecek bir oyun var. Bir mücadele var. Bugün de aynı şekilde 45 dakika. Ama işte insanlar hep diyoruz ya biraz skor sevdası. Yani tabelada o skoru göremediğimiz zaman ya da puan durumunda o 3 puanı göremediğiniz zaman ne kadar iyi oynarsanız da oynayın. Ya bugün kimse kalkıp işte ilk 45 dakikadaki oyunu çok fazla konuşmuyor. Herkes ya maç sonu gerginliği konuşuyor ya puan durumundaki kötü gidişatı konuşuyor ya da bu maçla birlikte kupayı da sayarsa 5 maçtır kazanamayan bir Sakaryaspor konuşuyor. Yani burada iyi bir oyun, iyi mücadele tabii ki önemli ama bir yerden sonra sonucu da almak şart. Yani şimdi kalan 5 maçımız var. 5 maçın hepsinde ilk yarıdaki oyunları 70-80 dakika yaydığımızı düşünelim. Hepsini kazandık. Daha doğrusu hepsinde iyi top oynadık ama sonuç alamadık. Kimi tatmin eder? Kimseyi memnun etmez. Doğru. Yani burada bir yerden sonra skor da almak şart. Onu alamadığımız için de bugünkü tepkiler biraz da artık birikti. İkinci yarı en son bir de başkanın söylediği gibi hem orada yöneticilerimizin hem de teknik heyetin, futbolcuların istemeden de olsa taraftarla belki olmaması gerektiği yerde münakaşaya girmesi işin tuzu biberi olmuş oldu açıkçası.
Evet, bu sırada arkadaşlarım uyarıyorlar. Evet, şu an tam ekran bir şekilde olaylarda. Olaylar, evet. Yani aslında bugünün önüne geçen, gecenin önüne geçen durumları bu. Yani buradaki taraftarların Serkan Odabaşoğlu ile başlayan, Serkan Özbalta ile devam eden, sonra yöneticilerin katıldığı kısımlar biraz da tepki çekti. Ya burada aslında iki taraf birbirini tam dinleyemediği için biraz da. Yani burada Burak Süleyman'ın bir konuşması var. Şöyle rica ederim hatta yönetmen arkadaşımızdan. Eğer belli bir sesi verebiliyor muyuz? Mesela küfür var mı? Şu an onu kontrol edememişler. O yüzden hiç riske girmeyelim. Görüntüler üzerinden yorum yapalım. Evet. Şimdi orada aksiyon içerisinde olan birkaç kişiyle sohbet etme fırsatı buldum. Problem çok ağır bir şekilde küfrün ve tepkinin olması. Evet, hani kötü oyuna, mağlubiyete, beraberliğe tepki gösterilmesi olağan karşılanabiliyor ama ağır bir şekilde küfür kendi futbolcusuna küfür etmesi. Hakaret işin içine girdi mi maalesef işin rengi çok fazla değişebiliyor. Burada taraftarın tepkisini dediğim gibi anlayabiliriz. Belki sonra da yukarı döndü. Evet. Burada da yukarı dönüyor ve yine yönetime bir... Ya bu tarz şeyler de biliyorsun. İstifade çağrış var. Bir şey derler ya, kılıcıma bakıyor işte. Yani burada bir kişi... Toplu psikoloji. Toplu psikoloji. Bir kişi orada bir ortam geldi. Aslında belki baktığın zaman belki bir topçuya tepki verdi örneğin. Veya hocaya belki eleştiri vardı. Ama orada karşılıklı cevaplaşmalar işte araya atıyorum bir yöneticinin girmesi. Orada arkadan başka bir taraftarın atlaması. Ya bir kıvılcımda olay bir anda yangına dönebiliyor. Bu da aslında onun bir örneği bence. Yani belki bu kadar uzamayacaktı bile bu mevzu. Sadece belli bir protestoyla veya tepkiyle kalacaktı ama işin içerisinde böyle karşılıklı münakaşa girince de tabii istemsizce maalesef iki tarafta haddinden fazla gerildi. Ve bu da tatsız görüntülere sebep oldu ama inşallah başkanın ifade ettiği gibi bundan fazlası olmaz diyelim. Ben de öyle temenni ediyorum. Öyle olacağını da düşünüyorum. Eleştiriyle kalalım yani. İşi fazla uç noktaları fazla sınırı aşmadan iki tarafta biraz daha eğer kendine hakim olabilirse ya da bu süreci biraz daha iyi yönetebilirse bu görüntüleri bir daha yaşayacağımızı ben de düşünmüyorum ama umarım buradan herkes dersini almıştır diyelim. Hem futbolcular olsun, hem teknik heyet olsun, yöneticiler olsun, hatta aynı şekilde taraftarımız olsun. Ya çünkü burada kimsenin kötü niyetli olduğunu söyleyemedi aslında baktığımız zaman. Sağdaki eleştirilen futbolcu hocanın da açıklamasında özellikle ifade ediyor yani. Onlar da bu armaya, bu formaya hizmet ediyorlar. Tribündeki taraftar zaten diyecek bir şey yok. Onların mücadelesine ya da takım olan desteğine. Evet, şimdi burada herkesin derdi Sakarya Spor'sa ki öyle. Pencereye geçebiliriz arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. Futbol taraftarla güzel. Kesinlikle. Taraftarın içerisinde kesinlikle olması gerçekten güzel. Taraftar hiçbir zaman yok sayamayız ya da taraftara tepki gösteremeyiz. Taraftar olmazsa ama olmaz zaten. Tepkileri yani yolda yürürken bile tahammülümüzün bazen çok düşük olduğu anlar var. Evet. Tepki herkesin hakkıdır. Kesinlikle. Tepki gösterilmeli, tepki verilmeli. İyi oyuna, kötü oyuna, mağlubiyete, beraberliğe. Ama aslında biz burada tartıştığımız nokta birazcık dozajı ayarlayabilmek. Dozajı, otokontrolü ayarlayabilmek. Evet. Yoksa buraya gelen taraftarların hepsi takımı için geliyor. Kimisi belki cebindeki son kuruşunu vererek geliyor. Ortak payda Sakaryaspor'un başarısı. O kadar. Yani mevzu bu zaten. Yani oradaki sahadaki oyuncu bugün Serkan üzerinde gittiğimiz için yine Serkan dizi. Yani Serkan da boşu olduğu kötü oynayabilir, etkisi oynayabilir ya da belki katkı da veremiyor olabilir ama sonuçta oyuncunun kötü niyetli olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Yani eğer o sahaya çıkıyorsa, o forma için mücadele ediyorsa burada en başta bunu bir kere göz önünde bulundurmak lazım. Tribüne gelen taraftar zaten buraya takımı desteklemek için geliyor. Belki az önce dediğim gibi yani bugün benim kendi bildiğim de var. Yani çok uzak ilçelerden, köylerden gelen insanlar da var. Yani burada iki tarafında senin söylediğin gibi aslında çok basit yani. Ortak payda biz de burada bu yayını bu soğukta yapıyorsak Sakaryaspor işi yapıyoruz. Tabii. Başkanımız buraya değer görüp taraftarını da sıcağı sıra bilgilendirmek için buraya geliyorsa o da Sakaryaspor için burada. Yöneticilerimiz aynı şekilde. Tribüne burada Sakaryaspor sevmeyen yok. Sakaryaspor'un iyi olması yönünde o kadar basit. Değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Maç sonrası görüşlerimizi yapıyoruz. Amaç senin de ifade ettiğin gibi Sakaryaspor'un ne kadar noktalara iyi yere getirebiliriz, ne kadar doğruyu bulabiliriz. Derdimiz o zaten. Herkesin derdi o. Taraftarın da derdi o. Yönetimin de derdi o. Hocamızın zaten derdi aynı şekilde o. O yüzden burada diyorum ya asıl kilit nokta biraz daha otokontrol ya şu sakinleş ya biraz daha sakinleşmek lazım. Bir de tabii senin söylediğin gibi sürü psikolojisi burada diyorum ya bir kılcıma bakıyor işte en ufak bir gerginlikte işte burada bir yöneticimiz de yine istemsiz de olsa orada belki taraftara derdini anlatmaya çalışıyor aslında baktığımızda ama
iki tarafında biraz kontrolünü fazla açtığı anlarda böyle de tatsız görüntüler çıkabiliyor ortaya. O zaman şöyle yapalım, birazcık daha saha içerisine evet. girelim. Artık programımızı da yavaş yavaş bitireceğiz. Banza diyorduk başkanımız gelmeden önce. Banza'yı bugün nasıl buldun? Ben küçük bir değerlendirme yapacak olursam. Diğer maçlarına nazaran biraz daha etkili bir Banza gördük. Oyun içerisinde bir Banza gördük. Belki o River'a veremediği bir pas vardı. Evet. Oyunu atamadığı bir pas vardı. Çok zayıf kaldı. Ama onun dışında pozisyonların içerisinde olan ve pozisyonlar yaratabilen bir Banza da gördük. Roche'yi bugün etkiliydi. Sağ kanadı oldukça etkili kullandı. Hakan Yavuz özellikle ikinci yarıda bence Sakaryaspor'da dikkat çeken oyunculardan biriydi. Kazandığı orta sahadaki toplarla takımı kontra atağa çıkartmakta, hızlı hücuma çıkartmakta önemli faydalar. Yani bugün baktığımız zaman Sakaryaspor'da artılar da vardı. Var. Bunlara iyilerin arası bence Burak Süleyman'ı da ekleyebiliriz ki. Burak Süleyman Manisa maçından aşağı kalır bir performans ortaya koymadı. Üstüne de çıktı. Üstüne de çıktı. Hatta ben oyundan çıktığı anda çok da beklemiyordum açısı Burak'ın çıkmasını. Banza konusunda ben ya Banza ile ilgili belki oynadıkça, süre aldıkça ya da özgüven kazandıkça daha iyi olur mu dersen olabilir ama hala ben daha tam metalli olduğunu düşünmüyorum. Yani burada senin dediğin gibi belki daha önceki maçlara oranla bir tık daha hareketli gözüküyor. Ama işte o veremediği pasları burada konuşmaktan ziyade onu yaptığı anlarını konuşmamız gerekiyor bizim Banza'nın. Çünkü ister istemez özellikle ilk geldiği günden beridir biraz beklenti de fazlaydı aslında Banza'dan. Hem genç olması, hızlı olması, atletik oyuncu olması hepimiz bu konuda çok büyük beklentiye girmiştik. Ve bu beklentinin de çok altında kaldı aslında. Ben yine hala Banza'nın o istediğimiz seviyede olduğunu düşünmüyorum ama seninle aynı fikirde olduğum tek bir nokta. Biraz daha bu maçta pozisyona girmeye de tabiri caizse ortalığı karıştırma konusunda bir tık daha iyiydi. Ama hala çok istenilen seviyede, istenilen seviyede olduğunu söylemeyiz. Ama tabii özellikle Roche konusunda Nalepa'da nasıl ki biliyorsun oynadıkça form tuttu, sürekli üzerine koyarak ilerliyor. Aynı durum Roche'de de var. Defansımızı nasıl buldun? Abi defansta şöyle bir durum var. Yani bugün az önce daha doğrusu en başta söylediğim gibi Ümit'te de bir sanki bir ufak bir salantı var gibi. Yani aslında sezon başında en çok güvendiğimiz bölgelerden birisi savunmamızdı kaleyle birlikte. Biz dedik bitti. Hakikaten Nazara Kasongo'yu da Batın abiye de selamlar olsun buradan. O da çok övdü bir şekilde hepimiz onu faydasından bahsederken Nazara getirdik herhalde. Savunmada da bir sanki ama tabii en azından bu maçta şöyle bir bireysel hata yapıp da gol yemedik. Ona sevinebiliriz belki baktığımızda Erhan. Ama hala yine de ben Ümit'le Doncor ikilisinde en azından bizim beklentilerimiz ya da diğer sezon başındaki göre iyiydi ama. Sezon başındaki maçlara göre tabii. Yani diğer bireysel hatalardan kurtulduk en azından. Bugün aynen. Kesinlikle en güzel en güzel duran top bireysel hata olarak da değerlendirilebilir yani, ama. Yani penaltı belki değerlendirilebilir evet. ama tabii daha önceki maçlara göre Doncor'la mesela İsmail Sabek de etkiliydi. Oldukça etkiliydi. İsmail dönmesi zaten geçtiğimiz haftaki Manisa maçında bence en çok aradığımız isimlerden birisi oydu. Yani İsmail'in sarı kart cezasından dolayı yoktu. Bugün dediğim gibi Burak yine aynı şekilde üzerine koyarak gidiyor. Roche'de biraz daha herhalde sürekliliği sağlaması gerekiyor. Yani dakika olarak baktığında 45 dakika çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ama ikinci yarı belli anlardan sonra o da düştü. Çünkü hala daha tam herhalde fizik anlamında o tam gücünü yakalayamamış gibi gözüküyor. Ama Nalepa'daki artış onda da var. O da sevindirici bir gelişme. Ama hala herhalde hem büyük ayak kırıklığımız yine Voleri'yi bir türlü oyun içine sokamıyoruz. Yani bir türlü ondan beklentimiz olduğu halde hani ilk 11'e başladığı maçlarda da beklene veremiyor. Sonradan hamle oyuncusu olarak girdiği maçlarda hala o ısırganlığını göremiyoruz. Herhalde şu ana kadar yani Banza'ya da bir kenara koyuyorum da Voleri en büyük hayal kırıklıklarından birisi gibi duruyor. Yani son 5 maçta ne kadar fayda sağlar devre arası kalırsa ikinci yarı ne gibi bir katkısı olur bilmiyorum ama benim hala beklenti içinde olup da o beklentimi karşılayamadığım en büyük isim en başta Voleri yazarım yani. Evet, Voleri şu an beklenen performansın uzağında. Yani o kırılma maçları, kendi adına kırılma maçları olsa da ne yazık ki o kırılmayı yaşayamıyoruz Voleri ile. Aynen öyle. Artık programımızın da son bölümlerine geliyoruz. Burada ekip arkadaşlarımı teker teker isim söylemeyeceğim onları ama. Onları da gördük. Koca bir ekip var. Bugün emek veren, evet. Burada bu ortamın hazırlanmasını sağlayan. Herkese çok teşekkür ederiz. Ekip arkadaşlarımızı. Burada kucak dosya görüyoruz. Soğuk havada. Evet. Bizler belki kamera önünde görünebiliyor olabiliriz ama burada arka planda çalışan birçok isim var. Editör arkadaşlarımız, kameraman arkadaşlarımız, yönetmen arkadaşımız gibi. Onlara teşekkürler. Sponsorumuz Ahmet Çağçalan Hikaye'ye kocaman teşekkürler. Bizi en büyük dertten kurtardınız bu akşam. Aynı zamanda bizi Ubre'den de takip eden sevgili Zafer Tokuş. O da yazıyor yorumlarıyla. Telefonuma bildirimleri geliyor. Çok teşekkürler. Ona da bizi de takip ediyorlar. Hani orada spor sevgisi Suudi Arabistan'dan bile. Tam onu diyecektim yani. Burada olmasa bile bizle beraber yine sağ olsun. Evet şöyle yapalım. Senden bir Bandırma Spor yorumu alayım.
Evet. Sonrasında artık programı sonlandıralım. Bandırma Spor geçtiğimiz sezonki Bandırma ile hiç alakası yok. Bu sezon sezon başındaki de alakası yok. Tam onu diyecektim. Bandırma Ligi yine iyi başladı. Hatta belki geçtiğimiz sezonun devamını getirebilecek bir pozisyondayken tam tersi şu anda belki düşme hattı demeyeyim ama yani playoff'un dışında bile kalabilecek bir görüntüde. Onlarda da bir form düşüşü var aslında baktığımız her an. Ama bizim için zaten bu saatten sonra artık 3 puandan özellikle bugünkü beraberlikten sonra konuşmak çok zaten yersiz olacak. Pazar günü güzel bir gün. Umarım iyi bir taraftar desteği de alırız diye düşünüyorum. Ben şu anda Bandırma'nın da bizden çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Yani hem içinde bulunduğu durum anlamında hem takımın form durumu anlamında. Bugün baktığımızda kağıt üzerinde Rize Spor'u belki bir tık daha Sakaryaspor'un favori sayabilirdik. Biz galibiyete inanıyorduk ayrı konu ama Bandırma maçı için ben şartların biraz daha eşit olduğunu düşünüyorum. Burada taraftarın desteği yine oldukça önemli ki bugün dediğim gibi yani Rize'ye attığımız o penaltı pozisyonunda bence penaltı aldıran da attıran da taraftardır aslında bu akşam. Aynı şekilde eğer pazar günü bu takım bu mücadelesini üzerine koyarak devam ettirirse yine bu istekle bu azimle oynarlarsa ben Bandırma maçının en azından Rize maçına göre bir tık daha favori olduğumuzu düşünüyorum. Bu hafta bu akşam için Rize maçı çıkış maçımız olsun inşallah ilk adım dedik ama yani yine beraberlikte hadi öyle de diyebiliriz aslında en azından 3 maçı. En azından Sakaryaspor'un berabere kalıp kalmadığını görmüş olduk. Tam onu diyecektim. Bu sezon ilk beraberliğimiz üst üste gelen mağlubiyetlerden sonra da bir kırılma noktası olduğunu yine bir birlik skorada söyleyebiliriz aslında. Bunu taşlandırma maçı da Bandırma maçı olsun diyelim inşallah. Artık pazar günü programı pazartesi yaparız ama pazartesi günü galibiyeti konuşalım artık. Yani onu da özledik artık. Çok teşekkürler Mesut. Yorumların için teşekkür ederiz. Spor 264 programını Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirdik bugün sevgili TV 264 izleyenlere. Bir kez daha ifade etmem gerekirse buradaki ekip arkadaşlarımın emeğine sağlık. Bize bu ortamı, bu koşulu sağlayan herkesin emeğine sağlık. Biz artık programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta nasip olursa stüdyomuzda daha sıcak bir ortamda en azından bizler için. Sizlerle birlikte olacağız. Bir sonraki canlı yayına kadar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın. Sadece futbolun konuşulduğu program. Sakaryaspor ve temsilcileri geride bıraktığımız hafta neler yaptı? Değerlendirmeler, yorumlar, kritikler. Sadece futbolun konuşulduğu program Spor 264.